Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci'den yapılandırma taksitleriyle ilgili önemli bir uyarı geldi. Demirci yapılandırma yaptığı halde şu ana kadar taksitini ödemeyen mükelleflerin Mayıs ayında iki taksidi ödemediği takdirde kanundan yararlanma haklarını kaybedeceklerini söyledi. 19.8.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6.736 sayılı kanun ile vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılması, borçların taksitler halinde ödenebilmesi, vergi itilaflarının sonlandırılması, devam eden vergi incelemeleri için kanundan yararlanılabilmesi, geçmiş yıl beyanlarının arttırılması yoluyla vergi incelemesine muhatap olunmaması, daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi, işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi imkanları getirilmiştir. Kanuna başvuru süresi 25 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir. Kanun hükümlerinden yararlanan vatandaşlarımıza yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkanları getirilmiştir. Yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme süreleri 30 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir. Bazı vatandaşlarımızın 2016 Kasım ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle kanundan yararlanma hakları sona ermiş, ancak kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans daha verilmiştir. Yapılan düzenleme ile yapılandırılması ihlal olan borçlular ödemeleri gereken taksit tutarlarını geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebileceklerdir. Böylece kanundan yeniden yararlanma imkanına kavuşmuş olacaklardır. Ayrıca kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular 2017 Mayıs ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde ayrıca peşin ödeme indiriminden de tekrar yararlanabileceklerdir. 6.736 sayılı kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri 4'er ay uzatılmıştır. Buna göre Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenmesi gereken taksitler ise Haziran ayında ödenecektir. Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren 4'er ay uzamış bulunmaktadır. 6.736 sayılı kanunun önemli şartlarından biri de taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesidir. Cari dönem ödeme şartını ihlal eden mükelleflere de yeniden bir hak verilmiş ve bu mükellefler cari dönem yükümlülüklerini 2017 Mayıs ayı sonuna kadar yerine getirerek ya da çok zor durumda olmaları nedeniyle bu yükümlülüklerini yerine getiremediklerini tecil başvuruları ile belirterek kanundan yararlanmaya devam edebileceklerdir. Değerli basın mensupları, 6.736 sayılı kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilebilmesi için 2017 Mayıs ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem arz etmektedir. Zira 6.736 sayılı kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan en önemli şartlardan bir tanesi de ilk iki taksitin mutlaka süresinde ödenme şartıdır. Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar ödemelerini yapmaları gerekmektedir. Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6.736 sayılı kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerekir. Vatandaşlarımız konu hakkında Gelir Dairesi Başkanlığımızın gib.gov.tr internet adresinden, Vergi Dairesi Başkanlığımız birimlerinden, şubelerimizden, Espark ve Esnaf Sarayı alışveriş merkezlerinde açmış olduğumuz standartlardan ve 444-0189 vergi iletişim merkezlerinden bilgi alabileceklerdir.